Şebnem'in şahane hayatından bildiriyorum. Şebo pimponlu havuzda deve güreşi yaptı. Ebelemeci oynadı, ebeleyemedi. Pimponla oynadığım yeter, azıcık da çocuklarımla kaliteli vakit geçireyim diyen sıçan onları otele getirdi. Kocişi cam göze, etrafındaki kadınları da etrafındasın. Hayırdır kardeş dedi. Yani bunu daha kibar söyledi. Ayso sıçangillere dediğimi yapın, kesenin ağzını açayım dedi. Kibar bir bar değil ha, direkt söyledi. Melisa'nın geçmişini araştırmak için Amerikalarda dedektif tuttu. Kocişi eğer anamı sahte evlilik sözleşmesiyle tehdit edersen ben de Melisa'yla boğamaca oynadığınız videoyu kullanırım dedi. Sıçan. Ah sıçan. Sorun sende değil, bende konuşması yaptı. Kezban ya, kezban ya. Kocişi metresinin şirketinde yönetici yaptı. Melisa büyük bir parti verip bu liyakatsızlığı herkese duyurmak istedi. Mahalleden Yusuf sizinkiler özel uçakla İstanbul'a gitmiş deyince Şebo bunun Aysu'nun işi olduğunu anladı. Yok bir de anlamasın. Kaç kişinin özel uçağı var ki? Aysu televizyona çıkın ve Şebo bizim paralarımızı çalıp estetik oldu deyin dedi. Kısa bir pazarlık sonrasında anlaştılar. Dido kanaldan geldim ayağına bunları Şebo'nun ayağına götürdü. Fero cam gözü benden uzaklaştır yoksa onu gebertirim sen de temizlersin dedi. Bunları uzaktan gören cam göz, bırakın ulan kızı diyerek daldı. Sıçan, biz Dido'nun gıybetini yapıyorduk dedi geçiştirdi. Şipşak Melisa bunların fotosunu çekti. Kesin Onur'a gösterecek. Aa, spoiler verdim, pardon. Melisa Şebo'yu davetine davet etti. Cam göz şama çıkardı, bak gitmiş en çirkin çıktığı fotoğrafı kullanmış ya. Melisa'nın eski kocası hapisteymiş. Bunlar kefareti ödeyip adamı İstanbul'a getirttiler. İlla pimponla aramızı bozacaksınız ha. Ailesi Şebo'yu programda satacak diye beklerken Ayso'yu sattılar. Meğerse Şebo bunlara Ayso'nun iki katı para teklif etmiş. Kocişi Mesut'u istediğim yere sürdürürüm dedi. Şebo da sıradan korumak için sür dedi. Kocişi gaza geldi, anasına fırça kaydı. Ya insan hiç anasına bunları... Yani tabii anaya bağlı diyelim. Sıçan önce mangırlarla sonra laflarıyla ailesini paraladı. Benim Melisa'nın eski kocası geldi. Biz Melisa ile hala evliyiz. Pimpon bu saatten sonra dünya ahiret bacındır. İnşallah Ece de evli değildir. Camgöz'ün Yozgat'a tayini çıktı. Kocası Şebnem istedi gitmeni dedi. Camgöz tayin kağıdını yırtıp attı. Sıçangiller dolarları bozdururken yakayı ele verdi. Meğersem Şebo bunlara sahte para vermiş. Cam göz bunları sorgularken benim bacağımdaki problemin nedenini Şebo olduğunu öğrendi. Beni topal bırakanın Şebo olduğunu öğrendi diyebilirdim ama o kelimeden pek az etmiyorum. Şebo Pimpon'un hali hazırda evli olduğunu herkese ilan etti. Ve herkesi şok etti. Bakalım ne yapacak Şeboskas? Ben Niyazi. Anlatacağım da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.